aşağı. Oğlum bıraksana lan kolumu, ya bırak. Bir yürü. Oğlum bırak kolumu diyorum. Ya bak bir tarafın kırılacak şimdi ha. Yürü bak. Bak Murat koşuyor. Biz onu kaçırıyoruz, sen beni oyalıyorsun. Ya sen benden ne istiyorsun ya? Git onu yakalasana. Ya bak. Benim işim bu Özcan Bey. Bana tut derler tutarım. Git onu tut o zaman. Ya aşkım babam nereye gitti? Aşkım Murat'ın kaçacağını anlamıştır. Onu bulmaya gitmiştir. Murat! 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 Murat bir dur! Oğlum bir dur! Murat! Murat bir dur! Murat! Murat! Bak senin yüzünden oğlanı kaçırdık. E beni bırakıp onu tutaydın sen de. Ya bir durdun. Ya, yürü. Yürü. Sen de konuşacak halin var. Ay, yağmurda başladı bak. Ha, yağmurda başladı ıslanayım değil mi? Dur sen daha çok ıslanar ya. Dur. Ne gelen var ne giden. Ya gelir ya sıfırcı, bekletiyorsun bizi burada, gidelim sıcak sıcak içeride oturalım. Sen şimdi boş ver de, Osman niye yakaladı eniştemi? Cem üzülmesin diye. Dün gece nasıl neler yapıyordu çocuk ya, bir de Allah muhafaza babasının gittiğini görürse kim bilir neler yapar. Cem üzülecek diye hayatımın geri kalan kısmını o adamla geçiremem ben. Ablacığım ne olur biraz sabret. Hasta babama bakamadınız diye başımıza kakar sonra. Ay bugün de ne günmüş giden gidene. Ne oldu o, sen yakaladın mı oğlanı? Yok abi. Peşinden koştuk ama taksiye bindi gibi gitti. Boş ver. Tamam önemli değil. Siniri geçince gelir. Ya beni niye tuttuğunuzu öğrenebilir miyim? Bağırma Özcan Bey. Sen hasta yola düştün diye bak çocuklar üzülüyor. Ya düştümse düştüm. Size ne? Tasası sizi mi sardı? Öyle ya. Haklı. Bırakın ne istiyorsa onu yapsın. Abla Allah aşkına şu Cem'in gözüne bir baksana. Deli deli bakmaya başladı yine. Özcan Bey, şöyle bir konuşabilir miyiz? Ya benim sizle konuşacak neyim olabilir? Bırakın gideceğim ben ya. Hadi gidelim abla. Uğraşma deşerim böyle ha. Aile falan dinlemem. Güzel güzel anlatacağım size her şeyi. Ya neyi anlatacağım? Ben anlamadım ki anlamadım. Gel sana bir kahve yapayım. Yok, Ayperi'ye bakacağım. 3 veya 4. Ne diyorsun sen? Ne sayıklıyorsun 3-4 ne? Ya tampon, ön takımlar 3-4 binden aşağı kurtarmaz. Aman oğlum sen de arabayı görmeden etmeden. Ayrıca herhalde onlar yaptıracaklardır yani. Ya teyzeciğim paralarım var ha? Paralarım var. Sat kurtul bence. Ayol niye satıyorum? Elim ayağım benim o araba. Aa. Teyze ya, Murat da tıpkı benim gibi sürekli sorun çıkarıyor. Yani sizin de şanssızlığınız Güneş anneyle. Allah korusun. Hadi yürü Allah aşkına. Ya sen o salak Murat'la niye kendini bir tutuyorsun? Hı? Ben sana ne dedim? Nesin sen? Çölde yağan Nisan yağmuruyum. Başka? Söyleyemem. Başka dedim. Bak kulağında söylerim ama. Ya. Ya kimse yok söyle. Senin saltanat çadırın. Yapma. Ya bu değil öbürü. Ay delirdin mi ya onu söyleyemem. Ya. Söyleyeceğim. Ya Didem. Thank you.
zaman ne yapıyorsun? Hac abi. Bir şey değil, bakayım. Siz devam edin. Oğlum kafam dağılıyor. Karıştırma ortalığı. Konuşacağız. Az sessiz ol. İlla ki konuşacak abi. İlla ki. Bakın, beni geriyorsunuz. Psikolojim bozuluyor. Ben mecbur değilim burada kapalı alanda sizinle olmaya. Manyak. Dur orada. Lan delirdin mi oğlum? Yarif'in bir tarafına gelseydi. Manyak. Abi, anlayayım seni. İyi polis, kötü polis oynayık deyin de kusura bakma, bu saftirik polis, düdük polis oldu. Çık sana. Bırakın beni. Ben bir şey bilmiyorum ya. Neyi bilmiyorsun? Neyi soruyorsanız onu bilmiyorum işte. Bir şey sorduk da mı bilmiyorsun? Hani misal mesela nasıl olsa soracaksınız ya. Abi, çık sen abi. Ben hallederim. Çık çayını iç yukarı. Hadi. Oğlum. Sen şimdi bunun tırnağını mırnağını sökersin. Bu bağırır, dışarıdakiler duyar. Ay Pere. Hadi annem ne olur aç kapıyı da bir şurada konuşalım kızım ya. Ay Pere, aç bakayım kapıyı. Aa, yarım saattir yalvartıyorsun kadını. Ay Pere, bak vallahi sinirim bozulmaya başladı artık. Aa, yeter artık. Aç bakayım şu kapıyı. Şımarıklık yapma. Sizler tecrübeli, görmüş geçirmiş kadınlarsınız. Böyle bir salakla evlenmeme niye engel olmadınız? Ay üstüme iyilik, sağlık. Aman canım, sen de boşanırsın, olur biter. Giderken öyle demedi mi? Boşanırız dedi. Allah. Koskoca avukatsın, yaz dilekçeni. Ya anne, ben Murat'ı seviyorum. Ne olur onu bulun bana. Ah abla, ah ah, biz nerede hata yaptık? Niye bizim çocuklarımız 5 yaşında gibi? Öyle mi? O zaman keşke 6 yaşında boğmacı oldum da ölseydim. Ah! Keşke boğmacadan ölseymiş. Yok efendim, öyle kolay olmuyor. İşte analığın mükafatı da bu. Yeme yedir, içme içir, büyüt, okut, adam et. Yok coğrafyasını ayrı çalıştır, tarihini ayrı çalıştır. Otur ders aralarında ateş yükselmesin diye ilacını ver. Sonra alacağın cevap bu işte, yüzde çat diye çarpılan kapı. Ay Yıldız başlama gene. Canım böyle bir tepki vermesi çok doğal. Çocuk o daha. Ayol düşünsene, daha 10 gün önce prensesler gibi evlendi. Yalınlarda mücevherler içinde hayata yeni bir adım atarken bir anda tepe taklak oldu hayatı. Ne banka kaldı, ne servet kaldı. Hangi genç kız buna dayanabilir? Ayol biz yolda giderken paramızın 3-5 kuruşunu yere düşürsek üzülürüz ya. Nasıl olabilir böyle bir şey? Düşünsene en güzel gününde. Ayol kızın boynundan mücevherlerini koparıp aldılar. Daha ne olabilir? Kocası en tepeden en dibe vurdu. Biraz anlayışlı ol sen de. Abla bana kim anlayışlı olsun Allah aşkına? Bak güzelim, ben varım ya, koskoca müdür hanım karşında. Hadi gül biraz. Ha? Abla, ay iyi benim. Ama o Ahmet Bey de. Yani, ay enişte mi taktı ya? Sürekli enişte mi peşinde? Sen oğlunun peşinden gitsen ya. Allah Allah, bunlar ayrılmanın eşiğine geldiler ya. Oh. Helal olsun o Murat'a da ama. Hemen daha ilk kavgada uçtu gitti. Doğru. İnsanlar önce birbirlerini 20-30 sene aşağılamalı değil mi? Aa, sana ne oluyor öyle? Ne konuşuyorsun kızım? Ha? Seni de görürüz 2 sene sonra. Tabii. Telefonlarda melemeye başlarsın o oğlanlarda. Mesaj dileneceksin bizden ona ne kontrol versene diye. Allah böyle böyle. Ya ben aşk diye bir şey olduğuna inanmıyorum zaten. Şahane. Kurtardık yani senden. İyiyim değil mi? Hiçbir şey olmamış gibi. Ha? İyi. Ahmet Bey bununla ilgiliyorum. Aa, Rüya abi. Ne oldu kedi? Nasıl, iyi mi? Kendine geldi ama darbeden dolayı hafıza kaybı var. Ah Murat ah. Çocuğunu ele verdim, küstür arabayı. Alper ile bayağı ciddi kavga ettiler. Çekti gitti sizden sonra. Galiba bu işte yürümeyen bir şeyler oluyor.
Öyledir bu işler. İşin başlangıcında kızlar kendilerine erkek seçerken olmadık teferruata bakarlar. İşi gücü, cerbesesi, kabiliyetleri, dirayeti, aklı. Sonra bütün bunları ayıkladıktan sonra bir erkekten geriye ne kalır dersin? Murat kalır. Bilemedim. Kendisini hala sırılsıklama aşık bir kadına atmaya devam ettiği palavralar. Ya Ziya abi, sen gelinine gittiğinden beri bayağı bir feminist oldun ha? Ne demesin? Ya ben de eskiden bankacıydım. Ne var yani bir tekne, bir ev nedir ki? Bunun lafı olur mu ya? Özcan, sen buradan gittiğinde sıfırı tüketmiş bir adam mısın? Şimdi böyle şık takım elbiseler, arsa, tekne. Ya ben tekne kaç paradır biliyorum, gözünü seveyim. Yapma, yorma beni, üzme beni. Değirmenin suyu nereden geliyor bir söyle. İpucu vereyim mi? Baş harfi Tahir Aslan olmaz. Tahir. Yok, tanımıyorum öyle birini. Tahir. Yok. Anlaşıldı. Çık sen. Ne yapıyor bu ya? Bu çok sinirlidir ya. Bak beni de zor durumda bırakıyorsun. Ben hiç sevmem böyle şeyler. Ya şunu tatlı tatlı anlat. Anlaşıldı. Abi sen iki dakikalığına çıkıyorsun şimdi. Osman. Ya ben hiç bakamam ki. Hadi size kolay gelsin, ben kapıdayım. Ya Ahmet Bey! Dur lan! Ahmet Bey! Ahmet! Ya bırakma beni Ahmet Bey! Ben de sizi lafa tuttum Ziya abi. Bir yere mi gidiyordunuz? Başka bir pansuman var, oraya gidiyorum. Hadi kolay gelsin. Ahmet Bey, ne oluyor Allah aşkınıza? Ben de anlamadım. Aa! Yani bayağı... Ah! Enişte! Enişte ne yapıyorsun? Ah! Allah tam zamanında yetiştim abla, ağzına asıldı kendini. Ya lan bu iki... Ya ona buna bayılıyor bu da ya. Yıldız, Dünür. Ya Allah Allah, bizim neyimize bu işler ya? Özcan'cığım, ya insan basit bir karaciğer rahatsızlığı için canına kıymaz. Osman, sen Özcan Bey'le alakadar ol. Tamam abi. Su falan içir, tamam. Bir şey yap. Allah muhafaza. Özcan Bey, gel. Eniş. Tamam abla, merak etme sen hiç. Tamam. Enişte mi? Ne oldu? İşte insan böyle hasta olunca morali bozuluyor. Aile yok, tutunacak dalı yok. Ama sen merak etme Yıldızcığım. Biz halledeceğiz, ilgileniriz. Ya sen de böyle ikide bir sinirlerin maşallah şey oldu. Yoksa mahsus mu yapıyorsun benim kollarıma düşmek için? Münasebet. Ya makara yapıyorum ya. Gel. Gel koluma. Hay enişte. Gel koluma. Yok enişten hallediyor Osman, ilgileniyor. Gel sen dinlen içeride. Ölürsün. Bak net bu söylediğim. Gece gene konuşacak. Herkes yatınca buraya gelecek. Bak iki sefer söylemem ha. Milletin önünde bir açık verirsen sen düşün artık. Tamam mı? Şimdi şöyle diyecek etrafa karşı. Ben senin moralin bozuk diye yalnız bırakmaymış. Dekor bu olacak. Bana sakın milletin karşısında bir numara çekmeye kalkma. Tamam. Korktun. Korkma. Numara yok. Hadi. Çay içelim. Gel. Ah eniştem, yaşarken bize çektirdikleri yetmedi, bir de intihar edip perişan edecekti bizi. Ay düşün, Cem onu öyle görseydi, ay Cem'in dayanamazdı Cem. Cem de intihar ederdi peşinden Allah korusun. O edince ablam görürdü onu. Ay ablam da dayanamazdı, ablam da intihar ederdi. Ben açardım kapıyı, ablam Cem, eniştem, ben de. Ya ne yaptın dünü, katliam yaptın ya?
İki dakikada ipe dizdin cesetleri, yapma Allah aşkına. Bence bunun başka bir sebebi var ama. Bence doktor daha ağır bir teşhis koydu. Ha. Evet. Bilemem. Tabii tabii. Ve eniştem benim mecburen son kez ailesini görmeye geldi. Ve kapı açtı. Baktı. Bize biz de ona ve. Ben dedim. Evet, evet. Ay onu öyle başında şeyle falan görünce ben dayatıyorum. Ne oldu tabii. Biz konuştuk biraz öyle dereden tepeden, kavradan, ha, sudan. Oldu? Dedik ya yapma işte. Ha yapma o gitme, güzel. Niye gidiyorsun? Evet. Tabii Osman abarttı biraz. Osman mı abarttı? Yok Osman kıllandı. Özcan abarttı. Ya Özcan abarttı dedi. Neden dedi bu tek başına orada kalmak istiyor. Ben dedi kıllandım abi. Dedim haklısın. Ya. Bir git bak içeri sen dedim. Biz bak. İkimiz birden girmeyelim şey olmasın. Yani adam kalabalık etmeyelim başına. Osman bakmış. Ne? Neyse artık söylemek istemiyorum. İp falan. Her neyse. Ama şey tabii. Çaresi var kolay. Üzülme. Yani Osman başında gözünü ayırmıyor onda. Soğutmayın. Ya anne, bu adam bizimle mi yemek yiyecek? Ne bileyim oğlum, birlikte geldiler, oturdu sofraya. Gidin mi diyecektim yani. Belki de yemekten sonra kağıt falan oynarlar. Siz yiyin, kaldırın sofrayı, ben Yıldız'a iniyorum. Anne, benim hatırım içinde babamla aynı masada yemek yemeyecek misin? Hı? Senin hatırının kredisi Didem'i istemeye gittiğim gün doldu. Başka kredi kalmadı. Yatak odasını bile ödememişken mahcup oldum sana. Sen benim dostumsun, saçmalama. Cebimde para olmamasına alışamadım Ali. Sahiden beş parasız kalıverdiniz ha? Gerçek bir iş bulacağım kendime. Yarından itibaren gerçek bir iş bulacağım. İyi, yarın pazar. Bir sürü insan kaynakları eki veriyor gazeteler. Ben ciddiyim Ali. Ya sen de diyorsun. Sizin bilginiz yok. Ortağınız yapmış bütün bu işleri. İyi de abi en az 2-3 ay sürecek araştırmalar. 2-3 ay insan hayatında çok uzun bir süre. 2-3 ay önce ben Ayperi'yi neredeyse tanımıyordum bile. Şimdi evliyim, hatta boşanmak üzereyim. Oo, hoş geldin müdür hanım. Bakıyorum bıraktın gene sabık kocanın sofrasını. Evet evet kaçtım Ahmet Bey. Şöyle sükunetle bir yemek yiyeyim istedim. Gerçi artık bu memlekette huzurlu bir yemek masası kaldı mı bilmiyorum. Herkes dertli, herkes sorunlu. Ne oldu oğlandan haber yok mu? Yok teyzeciğim. Hazır yokken biz de sakin sakin yemek yiyelim. Ay tamam canım sormadım farz et. Ya gelir şimdi merak etmeyin. Osman Bey de bizde yemeğe kaldı. Ha öyle biz dedik göz kulak olsun Özcan'a diye gözünü ayırmıyor ondan. Niye bu kadar taktınız anlamadım. Bırakın canım giderse gitsin. Gidemez abla. Yani gitmesin. Yani biz yani bir nedenden dolayı hepimiz takıntılıyız enişteme. Nasıl? Sana bir şey söyleyeceğim ablacığım ama ne olur heyecanlanma. Ne? Hayır, heyecanlan demedim, lanma. Hı. Sakin ol. Benim eniştem yani senin eski eşin intihara kalkıştı. Ne? Edemedi.
Ne demek? Becerimedi. Sakin ol, sakin ol. Murat kesin kendine bir şey yaptı, biliyorum. Güldürme beni gelin, Murat kendine bir şey yapacak. Kesin yaptı, içime doğar benim. Ay bir sus Ayperi, bir sus. Ne demek yani, nasıl oldu bu, anlat. Nasıl oldu? Sen şimdi bir tıkanma, gel bir şöyle bir... Ben sana şurada anlatayım. Sus, önemli değil, ip mi falan? Ya, ip diyeceğim, sicim. Ay niye sofraya ekmek getirmedim yine ya? Ya of, bıktım ya. İğrenç bir hale geldi bu ev. Bir adamın çok sevdiğim bir lafı var. Diyor ki her sabah... güne başlamadan canlı bir kurbağa yutacaksın. Bunun nesini seviyorsun? Çünkü diyor günün geri kalanında bundan daha iğrenç bir şey yaşayamazsın. Kayınvalidenin arabasını çarptım. Ha, arabayı çarptın. Paran yok, kasıldın tabii. Merak etme. Sana bir 10.000 vereyim de... zil gibi dolaşma etrafta hiç olmazsa. Buraya para için gelmedim Ali. Benimle tartışma. Sen beni beş parasız bırakır mıydın hiç? Biz neyiz? İki gün sonra cebinde paran olunca geri verirsin. Düzelmeyebilir Ali. Ali şunu cebine koy. Benim sadece kalacak bir yere ihtiyacım var, o kadar. Peki. Ben de kalırsın. Ama seni hiç iyi görmüyorum. Hadi bu akşam dağıtalım ha. Hadi hadi hadi. Dik içkini. Hadi 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 hadi. Hadi dik içkini. Çıkalım Semihlere gidelim. Çok güzel bir parti var. Zaten seni sorup duruyorlardı. Hadi dedim. Hiç rahat vermeyecek mi bu adam bana? Şimdi de bu çıktı. Abla peki ne yapacaksın Allah aşkına? Ne yapacaksın ha? Ya, ya bir daha intihara kalkarsa? Bunun sorumluluğunu taşıyabilir misin Allah aşkına? Sonuçta senin eski kocan, Cem'in babası. Sen bana ne diyorsun he? Fişini çekiver demiyor musun abla? Sen de bir süreliğine fişini çek. Farz et ki misafirliğe geldi ve gidecek. Sonrası biraz yürüyek mi bahçede beraber? İyi gelir. Yok, ben yatacağım. Uykum var benim. Olayım mı böyle Özcan Bey? Hani yürüyecektik beraber? Ha? Yapma böyle. Ya hasta adamı bıraksana ya. Uykusu varmış işte. Hem sen gidip patronla ilgilensene biraz. Belki bir şeye ihtiyacı vardır. Baba, nereye? Orası Güneş annemin odası. Şşt, söz. Siz karışmayın bakayım. Çekilin oradan. Bak sen, neler dönüyor burada böyle? Şşt, aşkım sus. Tak. Bir şeye takıldın sen galiba arkadaşım. Hı? Benimle paylaşmak ister misin? Hı? Yok abi, ben en iyiyim aşağı. İyi geceler. Saat 11. Geceyi dışarıda geçirecek demek ki. Geçiremez. Her normal erkek gibi 12'den evvel eve gelmeli. Ya gelir. Nerede geçirecek? Merak etmeyin, gelir. Normal erkekler 12'den evvel evlerinde olurlar. Murat Muhtar, otur sıfır. Ya ne demek bu, kül kedisi mi adam? Gelmez gelmez. Hangi erkek 12'den önce gelir eve?
Bütün normal erkekler Ahmet Bey. Tümü. Alper de gayet iyi bilir. Bizim aile prensiplerimiz vardı. Değil mi canım? Bir erkek 12'den sonra eve gelirse bu sınır ihlaline girer. 12'den sonra gelirse bu aile hukukunu sarsar. Yani bu bir faciadır. Ha bir kaza olursa, aa kaza hakkını bugün kullandı. Olmaz. Değil mi Ayperi? 12'yi geçiremez. Geçiremez. Allah Allah. Size de yorgunluk oldu. Bu saatten sonra çıkmaz artık. Yatın isterseniz siz de. Yok, biz gene işimizi şansa bırakmayak da abla. Ne arıyorsun burada? Moralim bozuk. Sana ihtiyacım var. Niye böyle abuk subuk şeyler yapıyorsun? Hiç mi düşünmüyorsun bizi? Düşünmediğim bir an var mı ki? Hala ilk gördüğüm günkü gibi güzelsin. Ay saçmalama Özcan. Ne bu havalar böyle? Seni özlemiş olamam mı? Hayır efendim, olamazsın. Biz o defteri sen yıllar önce bankanın paralarını kumarda yiyip lıkır lıkır tankerle içki içtiğin zaman kapattık. Ben çok değiştim ama. Evet, değişmişsin belli. Aramıza dönmek için yapıyorsun bütün bunları değil mi? Kendini acındırmak için. O intiharlar, o numaralar. Çık dışarı. Ya yapma Güneş, çıkamam bak. Çıkarsan boğarlar beni. İşkence yapıp elimde avucumda ne varsa alırlar. Kimler? Kim onlar? Ahmet'le adamı. Ben intihar filan etmedim. İpi onlar geçirdi boynuma. Kimseye söyleme diye de tehdit ettiler. Bak Güneş, buradan çıkarsam öldürürler beni. Öldürürler. Sen şunu benim anlayacağım bir şekilde anlatsana bakayım. Ya ben de evliydim. Üçte de geldim, dörtte de. Oh. Ne yani? Oh. Siz zaten o Ahmet Bey. Biz normal erkeklerden bahsediyoruz. Siz kategori dışısınız. Ben yatıyorum. Eğer Murat gelirse kanepede yatabilir. Rahatsız edilmek istemiyorum. Gelirse tabii. Ay Ahmet Bey. Ya gelmez. Ay ya gelmez. Bilmiyorum. Bilmiyorum. İnşallah gelir. İnşallah şeytana uymaz. Ya ben bunların bankadan yüklü bir miktar kredi aldım. Sonra da ortadan yok olup gittim. Ay bak ne güzel de anlatıyor. Hiç değişmeyeceksin değil mi? Ortadan yok olup gittim. Ne kadar kredi aldın? Galeri açacağız diye 3 teklik aldıydık. Tam oh banka battı. Nasıl olsa unutulur, kaynar gider diye sevinirken herifle burada burun buruna geldik. Nereden tanıdılar seni? Her banka sahibi kredi verdiği müşterisini tanısaydı. Ya ben ara sıra genel merkeze bu Tahir'le sohbete giderdim. Oradan mı hatırladı nedir? Herif cin gibi. Tabii sizin de abla kardeş çeneniz hiç durmamış. Lök 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 ötmüşsünüz. Yok ev aldı, yok tekne aldı diye. Beni indirdiler aşağıya. Sen bu parayı nereden buldun diye anamı bellediler vallahi. Benim asıl anlamadığım bu sicilinle sana nasıl kredi verildiği. Yani eski bir bankacı olmasam, güldürme beni Özcan. Ya biz bu Tahir'le ara sıra kumar oynardık, benim doktor falan. Oradan masadan arkadaşız yani. Doktor da iyi çocuktur, verin buna deyince bir de bir adam ayarladık. Yani böyle şık bir fizibilite yazdılar bana. Masada bağladık işi yani. Zaten bu Tahir yemiş bitirmiş bankayı. Kendi şirketlerine oluk oluk para aktarmış. Benim aldığım ne ki? Deve de kulak. Deveyi Tahir götürmüş. Bak Güneş, kurtar beni bu heriflerden. Eğer TMSF'ye ihbar ederlerse elde avuçta ne varsa gider. Evi, tekneyi, sana aldığım arsayı bile alırlar. Hem bankada bir miktar para var. O para ailemizin. Ben ne yaptımsa ailemiz için yaptım ya. Ailemizin geleceğini kurtarmak, sizlere çektirdiğim acını böyle biraz hafifletmek için yaptım ya. Kendim için bir şey yaptıysam namerdim. Seninle her şeyi bölüşürüz Güneş ha.
Olan hala gelmedi sıfırcı. Demek dünürlük buraya kadarmış. Kısmet dayıymış. Manasız manasız konuşmayın Ahmet Bey. Zaten moralim sıfır. Verdiğin sıfırların intikamı. Ahmet Bey, ben hiçbir zaman bir öğrencime sıfır vermedim. Sıfır verilmez. Yani bir çocuk bir kitabın kapağını hiç açmamış bile olsa, ne bileyim kulaktan dolma bilgilerle, yani 0.75'ten bir falan verilir. Bir öğrenciye sıfır verebilmek için zihni melekelerini kaybetmiş olması lazım ki o da pek ahlaki olmaz. Seninle didişmek güzeldi be sıfırcı. Özleyeceğim, Allah canım olsun. Hayrola? Ben yarın sabah toplarım eşyalarımı. Siz ne kadar çabuk pes ettiniz Ahmet Bey. Nerede kaldı o sizin zehir gibi şeytani zekanız? Olur mu canım? Bundan evvelki kavgalarında hatırlatmak gibi olmasın ama ne güzel numaralar çevirmiştiniz. Benim düşünecek çok derdim var Yıldız Hanım. Daha onlar genç. Hayat onlara çok fırsatlar sunar. Ama bana bundan sonra bir dilim kuru ekmek verir mi onu bilemem. Ne kadar var? Bir teklik var. 100.000. 100.000 olur mu ya Güneş? Milyon. 1.000.000. Birkaç bankaya böyle parça parça yatırdım. Yarın sabah ilk işimiz o bankalara gidip paraları çekiyoruz. Yarın sabah olmaz, yarın sabah pazar, pazartesi sabaha. 2 güne kalmaz TMSF bulur izini. Batık krediler ilk baktıkları yerdir. Hayır, banka dolandırmaktan hapse girersen benim için hiç sorun değil. Ama Cem üzülür. Hayır, parayı çekip ne yapacağım ki? Yarısını bana vereceksin. Sen demedin mi? Bu paralar sizin için. Sizi düşünüyorum, Cem'i düşünüyorum, seni düşünüyorum Güneş'cim demedin mi? Dedim. Tetkiklerini yaparsın, geri dönersin. Yeni adresini Cem biliyor mu? Yok, bilmiyor. İyi, ben de bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Nasıl bulacaklar seni? Evet, doğru ya. Yaşa, hadi yatalım. Ne? Yani ben buradan çıkamam ki. Şuraya kenara kıvrılıvereyim ben ya. İyi, aklına başka bir şey getirmeyeceksen kalabilirsin. Murat nerede? Cehennemde. Başka nerede olabilir? Ali'yle olabilir. Ali, güzel. Hangi Ali? Ali Saral olabilir mi, mobilyacı olan? Anne, bak ararsan bozuşuruz ha. Artık hiç umurumda değil. Ben iletişimden, halkla ilişkilerden anlamam Selma. Ama yine de sağ ol. Çaycılık falan varsa gelirim ama bak. Murat, saçmalama. Bu kadar küçümseme kendini lütfen. Bak Selmacığım. Beni karşına çıkardığın her müşteri kaçar. Sen daha bizim Türkiye'de nasıl bir pozisyonda olduğumuzun farkında değilsin. İlk başta baban canını okur. Ama yine de düşündüğün için sağ ol. Ama unut bunu. Başka bir iş daha var. Benden başka hiç kimseyle karşılaşmayacağım bir şey. O uyar bak. Ne? Özel şoförüm ve asistanım olacaksın. Sende ne var bu aralar araba? Murat, insan önce maaşı falan sorar. Sen ciddi misin? Evet. Peki, tamam. Soruyorum. Ne kadar? Sen ne kadar istersin? 5, 10, 15 ne bileyim. 10 veririm. Anlaştık. Değil canım, ben annesiyim Yıldız. Evet. Sizinle mobilya seçerken tanışmıştık.
İkinci bölümde yani üstümde kırmızı bir elbise vardı. Hatırladım. Evet. Nasılsınız? İyiyim. İyiyim demek adettendir. Murat orada mı? Öyle de denilebilir. Nasıl bir cümle öyle de denilebilir? Orada mı değil mi? Şimdi Murat'ı alıyorsunuz ve hemen buraya getiriyorsunuz. Ben telefonu kapar kapamaz size mesaj olarak adresi vereceğim. Ama... Evet. Çünkü şu anda 20 dakikanız var. Saat 12 olmadan hemen buraya geleceksiniz. Başarılar dilerim. Baş üstüne hocam. Ben sizi okuttum mu? Hayır. Niye hocam diyorsunuz o halde? Belki de sizi öğretmen olarak bildiğim içindir. Teşekkürler. Evet, tam 20 dakikanız var. Başarılar dilerim. Kolay gelsin. İyi geceler oğlum. Oh geldi. Ay geldi, çok şükür. Canım. Ben iş buldum. Aha. 10.000 lira maaşım ne var. Ne güzel. Ay sen ne işte, ne oldun böyle? Ay. Pazartesi günü işe başlayacağım. Ay şahane. Tebrik ederim. Oh. Hadi yavrum. Şöyle uzan. Şöyle aferin. Ay. Ah şöyle. Ben şimdi üstüne bir şey alıp geliyorum. Falan vardı geldiğinde. Yalnız biraz içkiliydi. İdare edersin güzel kızım benim. Hadi canım. İş buldum ben. Aşkım, hadi kalk burada yatma. Günaydın. Kalktınız mı?
Nasıl oldu? Kız mı aradı, kendi mi geldi? Hiçbiri. Ama zaten problem de değil. Odalarına çekildiler, uyuyorlar. Aramıştır biri canım. Melekler mi aradı? Ben niye arayayım? Niye arayayım ben? Bu benim konum değil ki. Bu çocukları ilgilendiren bir sorun. Ben siz miyim? Ahmet Bey ne numaralar çevirmiştiniz? Halbuki ben kendi şahsımla ilgili bir mevzu yüzünden karışmıştım onların işlerine. Çayın oldu mu? Ay bu... Nasıl yani sizi ilgilendiren bir konu, nasıl çocukları ilgilendirme? Yani çocuk hep çocuk, bizim de bir hayatımı bardak koymayı unuttum. Ben masa örtüsünü koymayı unuttum asıl. Aman ne felaket. Ben şey yapayım. Nasıl yapacağız bu işin ya? Burayı tut öyle. Sapık. Lan! Kendi sapık! Yok abi, estağfurullah. Ben babanızı korumak için şey... Lan sen kimin evinden kimi koruyorsun lan? Sapık kim? Kimsin lan sen? Ha? Kim? Kimi korudun lan? Ha? Kimsin? Abi korumayın, ben korurum. Lan! Ne oluyor ya? Şşş, lan! Oğlum ay, bırak yavrum. Cem yapma. Bırak çocuğu, elini bırak. Kana bulama. Cem'cim dur, yapma aşkım. Ne geziyor bu adam? Bırak beni. Ne geziyor bu adam kapınızın önünde? Neler oluyor bu evde? Abi yok, düşündüğün gibi değil. Yanlış şey ettin sen ya. Şimdi çocuğum bak, biz rica ettik kendisinden. Annenle biz şimdi içeride odada böyle şey edince... hani sizlerden biri böyle aniden gelip kapıyı pırt diye açmasın... gelirlerse tıklat diye biz rica ettik yavrum. Ya, ya benden mi çekiniyorsun baba? Ayrıca beni artık leylekler getirmediğini ben biliyorum. Kim inanır bir yalana? Evladım, bazen aşırı tepki gösteriyorsun. Ne yapacağım belli olmuyor ki, arada sırada deliriveriyorsun böyle işte. Tamam, ben onayladım, nikahlanın. Daha neler? Bu evde aile var, nikahsız mı yaşayacaksınız? Bana uyar, ben alırım yani. Aman saçmalamayın. Didem, al kocanı götür hadi. Aşkım ya, ya bırak üzerlerine gitme. Birbirlerini tanısınlar biraz. Ya aşkım manyak manyak konuşma ya. Ya onlar 20 yıl evli kaldı. Ay niye bağırıyorsun? Bağırmadım ki. Günaydın abi. Günaydın Osman. Ne oldu? İndirdin mi gece Arif aşağı? Yok abi. Güneş Hanım'ın yatak odasında geceledi. Hayda. Sabah da az bir şey içim geçi. Kaçmaya kalkayım. Son anda yakaladım. Ensesinden böyle. Gene içeri kaçı. Kapıda da daha fazla duramayayım abi ben. Neden? Cem kullanıyor abi. Abi, ben korkayım o çocuktan ya. Sen? Ya ne oldu ki? Ben ısıracakmış gibi bakayım. Ha, ondan diyorsun. Var öyle bir kudurukluk var onda. Neyse sen aldırma ya. Sen dışarıda enseler herifi in aşağıda bekle. Al eline tabağına kahvaltılık bir şeyler al. Oraya gelecek. Güneş Hanım bunu yatak odasında tutmaz uzun süre. Ömür boyu orada kalacak değil ya, olmadı yarın doktora gidecek bu adam, ezeleriz bir şekilde hallederiz ya. Abi ben iyice eminim artık, Tahir'in kaçırdığı paralar kesin o adamda. Ya bir rahat işkence yapamayız ki aile davasını. Osman Bey,
Ekmeğimiz kalmadı da alabilir misiniz? Tabii abla. Allah şu çıtır çıtır ekmeklerden 200 tane al. Bir de poğaça al, simit al, şey al, zeytinlilerden al. Tamam abi, hemen. Ben bayılırım böyle zengin kahvaltılara, sıfırcı. Şöyle bir pazar kahvaltısı yapalım diyorum. Ben bir sucuklu menemen yapayım. Neredeydi ya? Yalıdan bir sürü sucuk çaldıydık biz. Nerede? Ben de yapabilirim. Yok yok, sen karışma. Sen karışma, ben yapacağım. Hey Halil, kahvaltıyı alın, dakika var, masadaki yerinizi alın. Bak sonra biter sucuklu menemen, sıfırcı ile ben yeriz ikisini de, Allah canım alsın. Sonra bak, şey dinlemem, hadi ne duruyorsun ya, gelsene yardım et. Sana diyorum sıfırcı. Ha ben. Yardım et, yalı direği gibi. Ha bir anda, şimdi sıfırcı deyince ben de bir şey yapayım. Ya bu makara yapıyorum ya. Annem artık bırakmaz onu. Babama bak, helal olsun. Nasıl kırdı annemin adını? Vallahi helal olsun. Aşkım bir şey soracağım. Onlar neden ayrılmıştı? Ha, İçkidendi değil mi? Ya Didem, babam hep yanlış anlaşıldı. Kadınlar böyledir. Şimdi kadınlar... karşı tarafı kendi hissettikleri gibi algılarlar. Ben öyle değilim ama. Neden değilsin? Çünkü seni ben eğittim. Senden öğreneceğim çok şey var aşkım. Evet ama öyle hemen hop diye olmaz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş öğreteceğiz zamanla. Neyse. Şimdi yumurtaları yap. Nasıl yapacağını hatırlıyorsun değil mi? Hı hı. Biliyorum. Aferin aşkım. Kaynadıktan sonra 3 dakika ama Cemil'kini 4,5. Ama kaynatarak değil. Ha, ocağın altını kapatıp sıcak suda 1 dakika daha beklet. Ya bayılıyorum bu böyle pazar kahvaltılarına sıfırcı. Hadi bakalım, afiyet olsun. İş buldum diyor. Evet, evet. 10.000 liraya çalışacağım diyor ama biraz alkollüyü de anlamadım tam. İşle bozdu. Kafayı yedi, sıyırttı. Rüyalarına giriyor. Güzel olmuş ama. Ay evet, bayağı çok. Günaydın canım. Oo Murat abi, tüyemedin gene ha? Nereye tüyeceğim yine? Trip atma ya, öylesine espri yaptık. Mizah herkesin işi değildir Mine. Boşver. Aşkım bak çok güzel şeyler var, hadi yiyelim. Ver tabağını. Yok ben yemeyeceğim, ben sadece çay içeceğim. Sizinle beraber oturmak için geldim masaya. Başım çok ağrıyor, yatacağım yine. Hayırdır? 10.000 TL'ye iş bulmuşsun. Yarın başlıyorum. Aa, yarın. Ay ciddi misin oğlum? Ne işi buldun? Biriyle çalışacağım, özel şoförlük yapacağım. Ay ciddi misin aşkım? Hangi Arap Şeyhi'nin şoförü oldun bakayım? Hangi ülkeye gidiyorsun? Şey var, Brunei Sultanı, onun şoförü mü oldun? Şeyh falan değil baba. Normal bir insan. Ya hangi normal insan şoförüne 10.000 TL verir? Sen kafayı mı yedin? Delirtme adamı. Ya aşkım hakikaten parayı doğru anladığına emin misin? Ha tabii, salağım ya ben. Aa estağfurullah, oğlum olur mu öyle şey? Peki hangi şirketle çalışıyorsun? Yani büyük bir şirket olmalı değil mi? Ya herhalde. Bizim bankayla arasını iyi tutmaya çalışan şirketlerden biridir de mesafeye çaktırmadan bize güya kıyak yapıyorlar. Oğlum, formüla pilotu olsan bu kadar maaş vermezler adama ya. O kadarını düşünmedin mi? Ya özel şoförlük yanında aynı zamanda özel asistanlık da yapacağım. Tabii asistanlık olunca başka oluyor. Tabii tabii, asistanlık olunca 9.000 TL fazla veriyorlar ayda. Selma Bengüsular'la çalışacağım baba. Selma. Hani babasının şu halkla ilişkiler reklamcılık şirketi şerhti Selma. Hani bizim bankaya da geldi, bir dosya bile getiremedi o Selma. Hani beceriksiz Selma. Hani elinden hiçbir iş gelmeyen Selma, o Selma mı?
Hala Selma ile görüştüğünü bilmiyordum. Dım dım, dım dım, dım dım. Evlendiğini bilmiyor mu o kız senin? Ne diye dolaşıyor hala etrafında? Demek Selma sana 10.000 lira maaş bağladı. Ya Ayperi, bitti gitti o dava. Oğlum anlamadım ben, yani senin eski kız arkadaşın mıydı bu? Ya yok Yıldız anne, bir ara kız takıldı bana öyle kendi kendine. Ama benim ona ilgim olmadığını anlayınca çok uygar bir şekilde kapattı konuyu. Zaten sevgilisi falan var kızın, öyle bir şey değil yani. Dün Ali ile Semihlere gittik, orada karşılaştık. Bir şekilde iş teklif etti. Yani şirkette iş teklif etti aslında. Ben şirkette kabul edemem. Hani insanlara karşı rezil olursun, durumun hoş olmaz falan dedim. Ondan sonra çaycı olurum falan diye dalga geçerken... öyle özel şoförlü asistan arıyorum dedi. Sadece onunla muhatap olacağım. Yani başka kimseyle muhatap olmayacağım. O yüzden kabul ettim. İş buldum anne. Ya çalışmak istiyorum. Ayrıca benim bu işe ihtiyacım var. Bu konu benim için kapanmıştır. Senin de bu durumla ilgili bir güven sorunun varsa o senin bileceğin iş Ayperi. Ay niye bana aptal, kıskanç, ev kadını muamelesi yapıyorsun ki? Ben bir şey dedim mi sana? Dım dım, dım dım, dım. Sen kalkma, ben sana kahvaltı getiririm. Gideyim Yıldız'la bir konuşayım, onu ikna etmeye çalışayım. Eğer kabul ederse onları oyalar, biz de gizlice kaçıp bankaya gideriz. Böylece sen de bana paranın yarısını verebilirsin. Bu arada ortalıkta pek görünme. Çocuklara ne diyeceğiz? Cem damlar birazdan babam, babam, babam diye. Canım dinleniyor, hasta biraz derim. İyi, tamam. Tefe koyarlar bizi oğlum. Ahmet muhtarın oğlu gitmiş sosyete kararına şoförlük yapıyor diye. Manyak mısın sen be? Ya baba yeter. Yeter. Ben Ahmet muhtarın oğlu değilim. Ben Murat'ım. Sadece Murat. Bir işi beceremeyen Murat. Ailesini geçindirmek için paraya ihtiyacı olan Murat. Ben sana pazarda limon satarım, gene veririm ayda 10.000 yetene. O karıya şoförlük yaptırmam. Osman! Ahmet Bey, lütfen üstüne varmayın çocuğun. Lütfen. Bırakın çalışsın baba. Gerçekten bir sorun yok benim için. Evladım, ben o karıya şoförlük yaptırmam. Bak ayda 800.000 yeteliğe şoförlük yapıyor olsa bir şey demeyeceğim. Allah canımı alsın. Bu sadaka kabul etmek ya, bu şerlik. Bu şerlik. Sen bilmezsin o karıları. Bunlar senin gibi kaderine razı gelen, aklı başında kızlar değil bunlar. Bu oğlanın peşinde. Bunlar kafaya taktı mı bitti. Tek çaresi gördüğün yerde kaçacaksın. Gazeteci takacak peşine. İki günde bir haberlere çıkacaksınız. Evliliğiniz bitecek. Ya ben bir şey biliyorum da konuşuyorum ya. Ben pazarda limon satacağım. Vereceğim sana 10.000 yetene. Osman! Nerede bu Osman! Neredesin sen ya? Abi kapıdayım. Ya sorma, benim Murat'ta çok canım sıkılıyor. Hayır oğlum. Ya özel şoförlük yapacağım. Günaydın. Beden hocası geldi. Nereden çıktı böyle? Günaydın Yıldız hocam. Günaydın Akın hocam. Hayırdır, nereden böyle? Koşmayacak mıydık? Bugün. Ama sizinle böyle bir şey konuştuğumu hatırlamıyorum ben. Ben de her şeyi unutur oldum sıfırcı. Konuşmadıysanız neden gelsin koskoca eşek kadar adam? Günaydın. Bismillah. Gülbin. Canışım, kahvaltıya gitmiyor muyuz? Konuşmuş muyduk? Ne kahvaltısı ya? Sizin de hafızanız bayağı zayıflamış Ahmet Bey.
Akın hocam, 2 dakika oturun, şimdi geliyorum. Siz de bekletmeyin kızcağızı. Akın hocam, bundan sonra her gün spor, her gün spor. Pazartesi, salı, perşembe, perşembe, cuma. Sen bu sabahki çiğ kurbanı yutmadın galiba. Evet, çok mu belli oldu? Osman, git bana bir kurbağa bul. Büyüğünden olsun. Aşkım, eğer yanlış anlamazsan sana bir şey söyleyeceğim. Eğer o işte çalışma diyeceksen Ayperi, yanlış anlarım. Başka bir şey söyleyeceksen söyle ama. İlişkimiz hiç iyi gitmiyor değil mi? Hocam, şöyle güzel bir toksin atalım ha? Aman dikkat sıfırcı. Bu kadar kahvaltıdan sonra çatlama sakın. Ağır ağır. Siz de dikkat edin Ahmet Bey. Gülbinciğim, önce bir bardak soda ısmarla Ahmet Bey'e. Tıka basa bir kahvaltı yaptık. İkincisini denemeye kalkarsa maazallah. İyi pazarlar. Bir kahvaltı ettin. Ben sana ne zaman bugün kahvaltı edelim dedim Gülbin? Bana ne bağırıyorsun ya? Her pazar biz kahvaltı etmiyor muyuz? Bugün pazar. Ya Allah'ım, Allah aşkına ağlama ya. Hadi, hadi yürü hadi. Hala nöbette. Bırakır mı tabii? Şimdi bunlar zil ya, bana kalırsa ne koparırsa kâr diye bakıyorlar. Ayol ne yapsınlar 3 kuruş parayı? Onlar için para mı bu? Onlar icabında gecede 1 milyon dolar sarf ediyor. 2 gün sonra gene zengin olurlar. Bizim paramızı ne yapsınlar? Parasız olan biz, sıkıntıda olan biz. Şu evi tamir ettiremedim ayol paramız yok diye. Cem'in durumu da zaten ortada. E hayatım, tamir ettirirsin paranı alınca ya. Ne olacak? Bana bak. Bir numara çevirmeye kalkma, çok fena yaparım seni. Paranın yarısını bana vereceksin diye bütün bunlara kalkıştım. Yardım etmeye çalışıyorum sana. Zaten yıllarca sıkıntı çektim. Ne nafaka yüzü gördüm, ne 3 kuruş para yüzü gördüm. Ne yapsaydım yani? O nasıl lakır da öyle? Güneşim, benim param senin paran ya. Bak sen beni bu evden çıkar, tamam. Tamam, ondan sonrasını düşünme. Sen paranı alırsın, ben paramı. Finito, bitti gitti. Bitti hayatım. Bitti mi? Bitti. Ya kıskandığımı belli bile edemiyorum ya. Gidecek yarın şimdi o kızın yanına. Ben ne yapacağım bütün gün? İçimi kemirecek, kuduracağım ama belli bile edemeyeceğim. Senin güven problemin, hallet. Bana ne diyor? Ya bu kız buna deli gibi aşıktı Defne ya. Hatırlıyorum, biz çıkmaya yeni başlamıştık. Böyle nereye gitsek karşımıza çıkıyordu. Murat'ı kenara çekmeler, fısır fısır konuşmalar. Murat kanter içinde kalıyordu atlatmak için. 2 kere telefon numarasını değiştirdi bunun yüzünden. Geceleri anlamsız telefonlar geliyordu. Murat söylemiyordu ama ben biliyorum, Selma arıyordu. Sahtekarlık yaparsan daha fena. Öyle anlayışla iş numaraları eskidenmiş kızım. Geçip karşısına şöyle 2 vazo kır bakalım, gidebiliyor mu? İstemiyorum. Bitti, gidemez. Ha, giderse de o zaman o vazoları yere değil kafasına atarsın. Zaten sorun çözülmüş olur. E hadi gidip bir düzine ucuz vazo alalım o zaman. Anneminkileri kıramam ben şimdi. Hadi kalkalım. Pardon. Hesabı alabilir miyiz? Vazo, vazo. Kadınların dostu vazo. Öyle vazo. Yemeği burada mı yiyeceksin, aşağı mı ineceksin? Hiçbiri.
Bana bak. Ayağına servis yapılmasını bekliyorsan avcunu yalarsın. Pis. İğrenç, pis. Tamam. Bana anlat. Senin sorunun ne? Sorunun derken? Yani... sorununun temeli ne? Yani uyumsuzsun ve gıcıksın. Evet, uyumsuz ve gıcıksın. Bak, söz veriyorum. Eğer beni rahat bırakırsan uyumlu olacağım. Bana bak kabuç dilli. Babasız büyüdün diye böyle kaçık olarak yaşamaya hakkın yok. Bir kere neyi ima ettiğini anlamadım sanma. Ama benim temelinde yaşadığım şeyler haklı tepkiler. Yani sana bilinçli bir deli diyebilir miyiz? O zaman sana da bilinçsiz deli deriz. Hı? Bilinçsiz deli. Ne oluyor ya? Bravo. Gerçekten ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Bir bilgisayarı dağıtmak kolay iş değil. Ben bunu toparlayacağım. Benim bilgisayarımı kullanabilirsin. Zaten. Ahmet Muhter sabah Gülbin Hanım'la kahvaltıya çıktı ve kendisinden hala haber alınamadı. Murat'la Ayper'i kavga ettiler. Muhtemelen ki Defne ile sinemaya gidiyorlar. Onlar da geç kalır. Demek ki geriye Murat kaldı. Murat iş buldu ve dinleniyor. İyi, hayırlı olsun. Abla Murat iş buldu diyorum yani. Bu kadar mı sevineceksin? Bak Yıldız'cığım. Gel. Şöyle biraz otur. Bir mevzu var ama sakın heyecanlanma. Ne oldu abla? Ne oldu Allah aşkına? Oh, tamam, tamam. Heyecanlanma. Şimdi... sen bana yardım edersen 500.000'im olacak. Yok abla. Mümkün değil. Ben bu saatten sonra kusura bakma ama soygun falan yapamam. Saçmalama canım. Öyle bir şey değil. Bana bak. Özcan'ın bankada 1.000.000'u varmış. Ne? Şişeleri mi satmış? Aynı espriyi ben de yaptım. Ama gerçekten bankada 1.000.000'u varmış ama... tabii bu para pek sağlıklı yollardan elde edilmemiş. Ben buna acaba niye şaşırmadım? Bak Yıldız'cığım şimdi yardım etmek istemezsen tabii seni anlarım. Ama ilk defa elimize bu kadar büyük bir para geçecek. Abla sen ne fantaziler kuruyorsun? Hala şu adama nasıl inanıyorsun? Yıldız bak dinlemeden karar verme. Şimdi Ahmet Muhtar'ın bankasından bir zamanlar kredi çekmiş. Bir ortak tanıdıkları varmış. Galeri falan açacağız demişler. 3.000.000 dolar kredi çekmişler. 3.000.000 dolar. 2.000.000'unu hemen harcamış. Arsa falan aldı ya bana hani tekne falan. Bankada 1.000.000'u kalmış. Onlardan kaçmasına yardım edersek yarısı bizim olacak. Ay düşünebiliyor musun bu paraya ne kadar ihtiyacımız var aile olarak. Sonra dün akşam kapının önünde nöbet tutmuşlar. O yüzden de zaten Özcan geceyi benim yatak odamda geçirdi. Ay ayol biliyor musun garajda boğmaya kalkmışlar. Tabii paranın üstüne oturmak istiyorlar. Ya Gülbin, koskoca cipte nasıl olmaz anahtar ya? Ben dişimle mi açacağım bu bizonu? Ay yok, bulamıyorum. Ama servis arıyorum hemen. Ya saat 11 oldu, benim gitmem lazım. Servis mermis bekleyemem. Hay niye 11? 11? Alo, merhaba. İyi akşamlar.
Arabamız bozuldu. Şu Beykoz'dan çıktık Kavacığa doğru giderken. Ha, o taraftayız evet. Biliyorum. Bu senin ilkelerine aykırı. Ama eğer sen yardım etmezsen Özcan'ı bu evden kaçıramam. Bak şimdi diyorum ki sen Osman'ın yanından geçerken şöyle bir bayılma numarası yapsan. Abla ben gerçekten bayılıyorum. Hiçbirinden numara yapmıyorum. Kusura bakma yani. Tamam. Şimdi diyorum ki işte sen onun ilgisini çekersen bayılarak biz de hemen arkadan kaçarız, bankaya gideriz. Bir an evvel. Ve o da parayı çeker, yarısını bana teslim eder. Zaten biraz daha zaman kaybedersek TMSF bulur iki gün sonra. Batık krediler ilk bakacakları şey. Ay midem. Abla ben ülser oluyorum galiba. Bak Yıldızcığım diyorum ki sen yardım etmezsen bu paraya konamam ben. Bu paraya çok ihtiyacımız var. Bilmiyor musun? Bu evi tamir ettirmemiz lazım. Cem'in durumunu biliyorsun. Onun da paraya ihtiyacı var. Bir daha elimize bu kadar büyük para geçmez. Ayrıca iki günlük yabancın senin onlar canım. Onlar iki gün sonra gene paraya konarlar. Sefa içinde hayatlarına devam ederler. Olan bize olur. Abla rica ederim. İki günlük adam dediğin senin biri dünürüm öbür de damadım. Hem anlamıyorum yani ne oldu sana böyle? Hayır, gayri kanuni yollardan kazanılmış bir parayı sen nasıl harcarsın abla? Bayağı harcarım. Herkes nasıl yapıyorsa öyle yaparım. Abla böbreğimi vereyim. Ne? Ciğerimi vereyim. Ama ne olur beni bu para işlerine karıştırma, bile bile yapamam abla. Kardeşliğin bu mu senin Yıldız? Son sözün bu mu? Ablacığım bunun kardeşlikte falan ne ilgisi var Allah aşkına? Yapma ne olur abla. Ablan yok artık senin Yıldız. Oh. Ay. Geldi başıma. 11:30. Selam. Sütlaç'a börek varmış. Yemeden gitmeyeyim dedim. Anne ne oldu? Teyzem bir ışımla çıkıyordu. Kavga falan mı ettiniz? Kavga mı? Kavga bunun yanında durgun suda krek çekmek gibi kalır. Ay keşke bir bıçakla öldürseydi beni. Ah. Ay midem çok. Eyvah. Durum ciddi galiba. Börek iptal mi? Git ye kızım sen ya. Anne. Ne oldu? Bir anlatsana hadi. Gülbin, gel beni dinle. Kitle şu arabayı, bir taksi tutalım, gidelim. Yarın çektiririm, yaptırırım ya. Hasta etme adamı. Ya iki dakika sonra gelecekler. Azıcık beklesen ne olacak? Bu saatte nereye yetişeceksin? Ne acelen var? Ya, kim bekliyor? Sana ne? Kim bekliyorsa bekliyor, sana ne? İyi be. Sen git, ben beklerim. Oldu. Burada kör karanlığın içine bırakayım seni, kurda kuşa yem ol. Hayret bir şey ya. E ne yapayım? Bekle. Ya kitle şu arabayı gidelim diyor. Neden laf dinlemiyorsun sen? Ya şu saatte taksi nereden bulacağız? Ya ben bulurum. Yürüyeceğiz. Ya bırak kitle. Allah aşkına. Aa bak geldiler. Gelin. Hah. Gel kardeş. Ay donduk, nerede kaldınız? Geldiler. Ay arabamız bozuldu, lastiği patladı. Beğendin mi böreği? Hı? Tabii ki. Ona maydanoz koymayacak ki boğazda kalmasın. Sadece peynirli o. Sana tüyünün tersine ki ağrımaz. Anne, bak son kez soruyorum. Ya anlatsana ne olduğunu. Anlatmayacağım. Her şeyi de bilmeyi ver. Ay Ahmet Baba nerede? En iyi o anlar senin dilinden. Ahmet Baba! Ahmet Babaymış. Ben Ahmet Baba'nın çobanı mıyım? Nereden bileceğim ben Ahmet Baba'nı? Tuhaf görünüyor. Onun dilinden en iyi o anlıyor. Nereye gitti ki baba? Sabah Gülbin ne çıktı? Hala dönmedi. Eğer babam Gülbin'e gittiyse bu akşam dönmez. Yani isterseniz arayıp rahatsız etmeyelim. Benim yardımcı olabileceğim bir şey var mı Yıldız anne?
Hayır canım, teşekkür ederim. Ayperi, teyzeni buraya çağır hayatım. Konuşmam gereken bir şey var, önemli. Thank you.